Merhabalar. E-fatura nedir? E-fatura uygulaması için kullanım yöntemleri nelerdir? E-fatura, Türkiye'de 397 sıranoğlu vergi usul kanunu tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi usul kanunu gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içeriğinde yer aldığı satıcı, alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform yani GİP üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura uygulaması kullanım yöntemlerini incelediğimizde bir mükellefin e-fatura kullanıp kullanmaması için öncelikle e-fatura işlemini zorunlu olarak kullanılabileceği gibi isteğe bağlı olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Zorunlu olması durumunda zorunluluk durumlarını e-fatura gov sitesi içerisinde bulunan mevzuat ve teknik mimarisi kısmına bakılarak ne gibi durumlarda zorunluluğun olduğu incelenebilmektedir. Aynı zamanda kayıtlı kullanıcılar listesine gelerek burada aranılacak ilgili firma adları liste içerisinden bulunarak zorunluluğa tabi kayıtlı kullanıcılar bulunabileceği gibi DİA sistemi içerisinde bulunan e-fatura modülü içerisindeki e-fatura kayıtlı kullanıcılar listesi çalıştırılarak ilgili kayıtlı kullanıcılar listesine buradan da ulaşılabilmektedir. Yapılacak vergi numarası araması ile ilgili kullanıcıların e-fatura kullanım zorunluluğu öğrenilebilmektedir. Zorunluluğa girildiği takdirde veya isteğe bağlı olarak e-faturaya geçildiği takdirde yapılacak ilk işlem mali mühre başvurmak olmalıdır. Bunun için kamusm.gov.tr adresi içerisinden ilgili ekranımıza geldiğimizde burada mali mühür elektronik sertifika başvuru formu çalıştırılır. Yapılacak kayıt işlemlerinde Google Chrome ile Java eklentisi çalıştırma sorunu yaşayabilmekteyiz. Bunun için e-fatura işlemini yapacağımız bilgisayarımızda Java'nın kurulu olması gerekmektedir. İlgili Java kurulum işlemlerimizi akiskart.com.tr adresinden destek komutu içerisine tıklamamız durumunda burada genel bilgisayar tanımlarında Windows 32 bit kullanılabileceği gibi diğer işletim sistemlerinde de yüklenilecek Java bilgileri karşımıza gelmektedir. İlgili paketler yüklendikten sonra ve gerekli tarayıcı adreslerinden mali mühür adresine geldikten sonra ekranımızı kapatıp sistem bizi mali mühür sertifika başvurusu ekranına atayacaktır. Burada gerekli bilgilerin istenildiği ekran tamamlanarak başvuru yapılır. Daha sonrasında başvuru girişi için diğer adımlar izlenilebilmektedir. Mali mühür e-fatura başvururken de kullanılacağından dolayı önce alınmalıdır. Tüm bu başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra e-fatura.gov.tr adresine gelerek burada başvuru işlemlerinden başvuru ile ilgili bilgilerin yer aldığı ekran karşımıza gelir. Burada e-fatura uygulamasından yararlanmak için 3 yöntemin olduğunu bilmekteyiz. Görmüş olduğunuz yöntemlerden biri entegrasyon sistemi, bir diğeri özel entegrasyon ve son olarak da GİP portalı üzerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Burada DİA özel entegrasyon ile müşterisine hizmet vermektedir. İlgili elektronik başvuru yapmak için tıklayınız alanına geldiğimizde elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğunuz bulunuyorsa, ilgili adresten de elektronik defter başvurusunu yapmanız gerektiğini de unutmamanız gerekmektedir. Daha sonrasında karşımıza gelecek canlı ortam başvurusu için görmüş olunduğu gibi portal entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemleri yer almaktadır. Portal kullanımına baktığımızda aylık düzenlenen veya gelen fatura sayısı 500 adet veya altında kalan kullanıcılar için portal kullanılması önerilir. Entegrasyon ve özel entegrasyonun portaldan farkı ise, örneğin kağıt anlamında daha avantajlı olmakla birlikte kargo maliyetlerini azaltır ve saklama anlamında GİP'teki faturalarımız 6 ay boyunca saklanılabilmektedir. İlgili özel entegrasyon seçeneği seçilerek diğer bilgiler tamamlanılır ve mali mührümüz alınmış olduğundan dolayı mali mühür kullanılarak başvurma seçeneği başlatılır. Gerekli başvurular tamamlanıp onay geldikten sonra
DIA ile iletişime geçilir. İlgili lisanslarımız tamamlanılır. Sistemde e-fatura gönderimi için kontör satın alınması gerekmektedir. Onay ve lisans sonrası yapılacak birçok aşama DIA Merkez tarafından yürütülmektedir. Yürütülen işlemlerde BIS raporu adı verilen bilgi işlem raporuna benzer, arkadaki data center'ın teknik bilgilerinin yer aldığı evrak teknik ekibimiz tarafından doldurulup, kalan kısımlar için müşterinin doldurması gereken alanlar belirtilip müşterilere verilmektedir. Bu alanlarda ilgili müşteri tarafından eksiksiz doldurulup DIA merkeze iletildikten sonra DIA merkezden bir yetkili müşteriyle görüşüp BIS raporu ve mali mührü bilgisayara takarak müşterinin bilgisayarına bağlanıp ilgili mali mührü ve BIS raporunu iletir. Hemen ardından e-fatura kullanımı ile ilgili test tanım formu doldurulması gerekmektedir. Test tanım formu ile birlikte DIA'nın firma kartında bulunan yeni bir sekme açıp arama alanımıza firmalar yazarak ilgili firmalar ekranımızı çalıştırıp burada e-faturanın kullanılacağı ilgili firma seçimi yapılıp F5 değişir ile firma detayı kartına gelerek burada e-devlet alanında bulunan test ile ilgili bilgiler doldurulup bir test gönderimi yapılır. Bu alan aynı şekilde DIA Merkez tarafından yapılmakla birlikte e-faturanın kesilmesi, iletilmesi, sorunun yaşanıp yaşanmaması ile ilgili testler tamamlandıktan sonra GİP entegrasyon web adresi altında bulunan entegrasyon canlı kipi seçilerek yine müşteri ile iletişime geçilir, test canlı formu doldurulur ve GİP'e iletilir. Artık canlıya bu şekilde geçmiş bulunulur. Daha sonrasında DIA tarafından bu alan entegrasyon canlı kipi seçilerek ve diğer alanlar doldurularak gerekli işlemler kaydedilir. Bu alan tamamen DIA merkezle birlikte yürütülen alanlardır. Bunların dışında statik bir IP'miz olması gerekmektedir. Bir de tüm yazışmalar için yetkili mail adresi kullanılması gerekmektedir. E-faturayı kim kime düzenler şeklinde baktığımızda iki taraf da e-fatura mükellefi ise birbirine düzenlemekle yükümlüdür. Biz e-fatura mükellefiyiz, karşı taraf e-fatura mükellefi değil ise kağıt fatura düzenlemeye devam edilir ya da karşı taraf e-fatura mükellefi olmadığı takdirde normal bir fatura düzenleyebilir. Fakat biz e-fatura mükellefi olmamasına rağmen bu gibi durumlar için e-arşiv yöntemi kullanılmaktadır. E-arşiv yöntemini çoğunlukla perakende ve ticaret yapan firmalar kullanılmakla birlikte e-arşivin e-faturadan farkı, e-fatura için herhangi bir döküm alınmamakla birlikte e-arşivde kağıt olarak ilgili fatura dökülür ve ibraz edilebilir. Fakat e-faturanın yaptırımları olmakla birlikte kağıt fatura dökülmemektedir. E-fatura başvuru süreçleri bu şekilde olup işlemler tamamlandıktan sonra DIA'da yapılması gereken diğer bilgiler diğer videomuzda yer almaktadır.